Tedavi geç kalınması durumunda hangi risk faktörleri meydana gelir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bazı hastalıklarımız, özellikle deri kanserlerinde biz bunu görüyoruz. Maalesef ki şunu da antiparantez belirtmek istiyorum. Şimdi biz güneşten korunmayı aslında çok yanlış uyguluyoruz bana kalırsa bir hekim olarak. Şimdi yaşlanmamak için elimize yüzümüze güneş kremlerini sürüyoruz. Gereksiz bir koruma sağlıyoruz kendimize. Ama özellikle deniz kenarına gittiğimizde çocuklarımıza kısa süreli tatiller yapabiliyoruz yoğun çalışma şartlarından dolayı. Çocuklarımızı güneşten korumuyoruz. Çocuklarımızı güneşten korumadığımız için maalesef onlar çok fazla miktarda güneşe maruz kalıyorlar ve güneş yanıkları oluşuyor. Biliyorsunuz böyle içi su dolu bir takım kesecikler oluşuyor. İşte bunlar ileride malign melanom dediğimiz rahatsızlıkların oluşması için o kadar büyük bir risk faktörü ki aslında kimse bunun farkında değil. Yani biz aslında çok geçmişte yaptığımız hataların neticelerini yıllar sonra görebiliyoruz. Onun için dediğim gibi yani ciltte herhangi bir farklı bir oluşum gördükleri zaman hiç çekinmeden doktorlarına başvursunlar. Bir de şunu da belirtmek istiyorum ki tedavi noktasında mutlaka uzmanlardan yardım alsınlar. Yani, ben mesela bir hastamdan bahsetmek istiyorum. Küçük bir kız çocuğu, 5 yaşlarında yüzünde bir takım egzamalar oluşmuş. Ama kız çocuğunun annesi bir dermatoloğa başvurmak yerine muhtemelen komşusundan bir ilaç almış. Ona iyi geldiği için ve gerçekten bizim hekim olarak bile çekinerek verdiğimiz bir kortizon türü bir krem maalesef yüzüne bol miktarda uygulamış ve kız çocuğunun yüzünde bir kortizonlu kremin verebileceği bütün hasarlar mevcuttu. Bunlar ne? Ciltte inanılmaz striya dediğimiz hani böyle gebelikte vesaire derimiz çatlar ya, o şekilde çatlamalar olmuş. Deride inanılmaz telangiektazi dediğimiz damarlanmalar oluşmuş. Yani deri inanılmaz bir şekilde deforme olmuş. Ben hala hatırladıkça içim cız ediyor. Diyorum ki bu kadar imkanın olduğu bir ortamda neden biz bu hataları yapıyoruz? Ha, ya da ne oluyor mesela? Özellikle çocuklarda mantar, saç mantarları biliyorsunuz. Bu saç mantarları da zaten ergenlik dönemine kadar oluyor. Anne ya da baba bir şeye götürmüş işte ya da komşusunun aletleriyle tıraş etmişler. Daha çok o şekilde bulaş oluyor. Sonra bir bakıyoruz ki o mantar bütün saçları kaplamış ve sonuçta ne oluyor? O mantarın hasarı neticesinde skarlar gelişiyor. Yani orada saç çıkmıyor bir daha. Yani düşünebiliyor musunuz? Küçük bir çocuk mantar bulaşıyor. Aile bunu önemsemiyor, artık enfekte hale geliyor ve oradaki saçlar tamamen ölüyor ve bir daha oradan saç çıkmıyor. Artık onu ne yapmanız gerekiyor ileride? Ya o bölgeyi tamamen çıkartacaksınız bir takım cerrahi yöntemlerle ya da saç ekeceksiniz vesaire. Yani bunlar hep böyle bilinçsizlik, umursamazlık neticesinde gelişen deri hastalıklarının sonuçları ve gerçekten insan psikolojisine de son derece bozan olaylar. Dediğim gibi bu iki örnek mesela benim hafızamdan hiç silinmiyor. Birincisi kız çocuğunun yüzündeki görüntü. İkincisi bir oğlan çocuğunun saçının büyük bir alanının sikatris dediğimiz yani o saçsız alana dönüşmesi. Yani dikkat etmediğim zaman hastalıkları çok basit bir tedaviyle halledebilecekken maalesef geri dönüşümsüz hale getirebiliyoruz. Yine kanserlerden bahsediyorduk, deri kanserlerinden. Tabii ki burada insanlar korkuya kapılmasınlar. Vücuda çıkan her şey kanser değildir. Ama mutlaka dediğim gibi bir uzmandan yardım alırlarsa en azından korkulacak bir şey olup olmadığını öğrenebilirler. Bizim burada dikkat etmemiz gereken olaylardan bir tanesi de biz koruyucu hekimlik noktasında maalesef biraz gerideyiz. Çok üzülerek söylüyorum. Biraz daha bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor. Yani koruyucu hekimliği de ön plana çıkarmamız gerekiyor.
Dediğim gibi siz çocuklarınızı güneşlendirirken eğer düzgün güneşten korursanız, güneş yanıkları oluşmasını engellerseniz ileride gelişebilecek deri kanserlerinden de çocuğunuzu korumuş oluyorsunuz. Yani sizin orada bir umursamazlığınız aslında çocuğun 30-40 yıl sonrasına kötü sirayet etmiş oluyor.